Donanım günündesiniz ve bu videomuzda TCL 10 Tab Max akıllı tablet ile karşınızdayız. ...65 mm kalınlıktaki tabletimiz 455 gram ağırlıkta, yanlardan yumuşatılmış köşelere sahip olduğunu görüyoruz. Arka yüzeyde plastik malzeme ve tırtıklı yüzey tercih edilmiş. Ürünü ister dikey isterseniz de yatay olarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Cihazımızın arka kamerası flash ışığına sahip ve dışarı doğru biraz çıkıntılı olarak tasarlanmış, doğal mikrofon sistemine sahip, stereo hoparlör sistemine sahip ki bu sayede hem bir şeyler izliyor ya da dinliyorken iyi detaylar elde edebiliyorsunuz, hem de internet üzerinden sesli ya da görüntülü görüşmeler yaptığınızda işitsel detayları karşı tarafa güzel bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Cihazımız Type-C bağlantı noktasına sahip ki zaten kutuda hızlı şarj adaptörü Type-C kablosuyla birlikte geliyor. TCL 10 Tab Max 10.36 inç değerde oldukça büyük bir ekrana sahip. Bu büyük ekran bir şeyler okumak, izlemek ya da oynamak için ideal. 1200x2000 çözünürlük sunan ve IPS teknolojisinin tercih edildiği bu ekran gerçekten güzel görüntüleme yapabiliyor. Parlaklık detayları yeterli düzeyde ve en ufak dokunuşlara dahi rahatlıkla cevap verebiliyor. Tabii ki istenildiği takdirde ekran ayarlarına giderek çeşitli düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Göz koruma modunu aktifleştirebiliyor ya da uzun süreli okumalarınız için okuma modunu aktifleştirebiliyorsunuz. Bu arada ekranın kalem desteği de bulunuyor. Yani T-Pen kalemle birlikte isterseniz el yazınızı konuşturabilir ya da çizimler yapabilirsiniz. Şunu belirtelim ki ürünün kutusunda bu kalem çıkmıyor. Ayrıca satın almanız gerekiyor. Diğer teknik detaylara baktığımızda ürünümüzde 4 çekirdekli 2 GHz değerde çalışabilen A73 ve yine 4 çekirdekli 2 GHz değerde çalışabilen A53 işlemci yer alıyor. Bunun yanında 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama faktörü var ki yaklaşık 52 GB'lık bir boş depolama alanı bize sunuluyor. İstenildiği takdirde micro SD kart ile dahili depolama miktarına ekstradan depolama katkısı da sağlayabiliyorsunuz. Tabletimizde Android 10 işletim sistemi bulunmakta. Kolay bir arayüzü var, kullanımı rahat ve burada yalnızca yetişkin kullanıcılar değil, aynı zamanda küçük yaşta kullanıcılar da düşünülmüş. Çocuklar modu bulunuyor. Bu modu aktifleştirerek çocuğunuzun hangi sitelere girip hangi sitelere giremeyeceğine ya da hangi uygulamaları kullanabileceğine, kaç dakika ya da kaç saat tabletle vakit geçirebileceğine karar verebiliyorsunuz. Ekstradan güvenli kullanım için yine burada pek çok düzenlemeler, pek çok seçenekler bulunuyor. Örneğin cihaza çok yakından bakınca uyarılmak gibi. Peki bu tabletle neler yapabiliriz? Şunu başta belirtmekte fayda var. Pandemi sebebiyle çoğumuz evlerimizdeyiz. İş süreçlerimizi ya da okul süreçlerimizi internet aracılığıyla uzaktan halletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ürün hem iş süreçlerinin yönetilmesi hem de uzaktan eğitim süreçlerine katkı sunulması, dahil olunması babında yeterli bir ürün. Tabii ki işin eğlence boyutu da önemli. Ürünümüzde örneğin ön yüklü olarak Netflix uygulaması da geliyor. Bu sayede aboneliğiniz varsa sevdiğiniz dizi ve filmleri tablet üzerinden izleyebiliyorsunuz ki kaliteli hoparlörler sayesinde başta da belirttiğimiz gibi kulaklıklara ihtiyaç duymadan da güzel işitsel detaylar alabiliyorsunuz. Tabii ki oyun tarafında da aynı zamanda Google Play Store'da yer alan pek çok oyunu oynama şansınız bulunuyor. Biz örneğin Minecraft ile zevkli dakikalar geçirdik. Sonrasında biraz da kafa topuyla ilgilendik ve bu tip oyunları, yani çok da yüksek grafik görsel kapasite istemeyen oyunları rahatlıkla oynayabildik. İlk tercihi süper, bomba patladı.
vücudunu siper ediyor adeta. Direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkt geçit vermiyor. Golün gelmesi için elinden geleni yapıyor. Tabii ki büyük ekran bazen aynı anda birden fazla işlemi de yapma isteği uyandırabiliyor. İsterseniz ekranı ikiye bölerek pek çok farklı uygulamayı aynı anda kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki bu tip çalışmalar esnasında tabletin performansında ufak tefek düşüşler gözlenebiliyor. Ürünümüzün ön tarafında 8 megapiksel, arka tarafında da 13 megapiksel olmak üzere kameralar bulunmakta. Belirttiğimiz gibi görüntülü görüşmeleriniz için iyi bir kalitesi var diyebiliriz. Hem ön hem de arka kamera 30 fps değerde 1080p çözünürlükte video kayıtları da gerçekleştirebiliyor. Yine diğer dikkat çekici detaylara baktığımızda Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi var. Bu sayede kablosuz kulaklıklarınızı kısa sürede rahatlıkla eşleştirebiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Radyo desteği bulunuyor. Radyo aynı şekilde ülkemizde çokça tercih edilen bir özellik, bir uygulama ve eğer bir kablolu kulaklığınız varsa bunu taktığınız takdirde ki anten görevi görüyor. Böylelikle radyo keyfini de yaşayabiliyorsunuz. Bir diğer merak edilen konu tabii ki pil. Ürünümüzün 8000 mAh değerde bir pili bulunuyor ve hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan çıkan şarj adaptörü de aynı şekilde hızlı şarj özelliğine sahip ve yaklaşık 4 saatte ürünü tamamen şarj edebiliyorsunuz. Tabii TCL'in verdiği bazı veriler de var. Örneğin tam şarj ile 8 saate kadar video izleme deneyimi mümkün ya da 5 saate kadar oyun oynamak mümkün olabiliyor. Biz kendi deneyimlerimizden bahsedecek olursak Wi-Fi bağlantısı sürekli açık ve ekran parlaklık düzeyi de %70 civarındayken video izleme, internete gezinme, yazılar yazma ve mailleşme de dahil olmak üzere yani gündelik bir kullanımda bir günü çok rahat bir şekilde çıkarabileceğinizi söyleyebiliriz. Toparlamak gerekirse pek çok kullanıcı için yeterli özelliklere sahip, uzaktan eğitim süreçleri ya da uzaktan iş süreçlerinizde pek çok ihtiyacınızı bu ürünle rahatlıkla karşılayabiliyorsunuz. TCL 10 Tab Max uzay grisi rengiyle ülkemizde 2199 lira fiyat etiketiyle bulunabiliyor.